İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Seçimlere katılacak olan Demokratik Müslüman Fransızlar Birliği'nin Avrupalılar için sloganı, halklara hizmet eden bir Avrupa. Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkilerinde Rusya'ya karşı herhangi bir komplo yok. Rus TV'sinin yayını, Ermeni mayın tarayıcılar Suriye'deki mayınları etkisiz hale getiriyor. Cammu ve Keşmir çatışmasının haritası, Hakkari'nin 31 bölgesinde sıkı yönetim ilan edildi. Askeran kalesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. BBC hayırsever Calouste Gulbenkian hakkında bir yayın hazırladı. Avrupa'da seçimlere katılacak olan Demokratik Müslüman Fransızlar Birliği halklara hizmet eden bir Avrupa sloganını benimsedi. 26 Mayıs günü gerçekleşecek olan Avrupa seçimleri öncesi ilk seçim görüşmesi Vals-An Valende, Bassam Tahhan ve Nagib Azergui'nin katılımıyla cumartesi günü gerçekleşti. 4 Mayıs'a kadar öngörülen 7 politik görüşmelerin bu ilkiydi. Diğer görüşmeler Marsilya, Lille, Strasbourg ve Paris'te gerçekleşecek. Azergui'nin düşüncesine göre Müslüman seçmenler özellikle François Hollande ve Emmanuel Macron tarafından tam bir ihanete uğradılar. "Biz araç olmaktan yorulduk" diyen Azergui, "Biz çok güzel sözler dinledik. Fakat bizi hala iç düşman olarak görüyorlar. Biz buna politik bir cevap vermeliyiz" diye konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nde yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkilerinde Rusya'ya karşı bir komplo olmadığını ve bunun tersinin geçerli olduğunu söyledi. Onun sözlerine göre Rusya ile ilişkiler Ermenistan için çok önemlidir ve ülkeler temelde Avrasya Ekonomik İşbirliği ile güvenlik gündemi çerçevesinde stratejik ortaklığa devam etmektedirler. Paşinyan, "Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bazı anlaşmazlıklar olduğunu sanmıyorum. Biz ilişkilerimize dürüst ve şeffafız. Avrupa Birliği ile olan bizim ilişkilerimizde Rusya'ya karşı bir komplo bulunmamaktadır. Aynı şekilde Rusya ile bizim ilişkilerimizde Avrupa Birliği için benzer bir şey bulunmamaktadır" dedi. Başbakan Paşinyan, enerji alanında Rusya ve İran'la önemli işbirliğinin sağlandığına değinerek bu işbirliğinin son günlerde İran'a yaptığı ziyaret sırasında elde edildiğini vurguladı. Suriye'de insani misyon gerçekleştiren Ermeni uzmanlar Halep şehrinde mayın temizleme çalışmalarına başladı. Rusya'nın 2 TV kanalından alınan bilgiye göre Halep'in yakınındaki El Husseyniya yerleşim yerinin tamamen mayınlı olması nedeniyle bölgede tarımsal çalışmaların yapılması tehlikeli. Söz konusu bölgede çatışmalar artık 8 aydan beri durmuş durumda. Mayın haritaları mevcut değil. Mayınları döşeyenler hiç harita yapmadı bile. Dolayısıyla arama ve temizleme çalışmaları daha kapsamlı ve uzun zaman alacak. Ermeni uzmanların güvenliğini Rusya Federasyonu'nun askeri polisi sağlıyor. Geçen hafta dünya, Pakistan ve Hindistan silahlı kuvvetleri arasında son birkaç yıldaki en yoğun çatışmalardan birine tanık oldu. Bu askeri çatışma, tartışmalı Cammu Keşmir bölgesindeki hem Hindistan hem de Pakistan'ın taleplerini artıracak. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tartışmalı hava sahasından geçmek için direniş gösterildiği sırada 2 Hint Sukhoi uçağını düşürdü. Pakistan'ın çatışma sırasında askeri uçak kullanmadığını söylemesine karşın Hindistan, kendi askeri uçaklarını Pakistan Hava Kuvvetleri'nin F-16 avcı uçağının düşürdüğü konusunda ısrar ediyor. İki tarafın şiddetli ateşinin ardından her iki taraf Keşmir bölgesinde temkinli davranıyor. Ancak özellikle Pakistan hükümeti Hintli pilotu serbest bıraktıktan sonra askeri operasyonlar şu anda durmuş gözüküyor. Hakkari Valiliği tarafından il ve ilçelerdeki 31 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle Hakkari giriş çıkışlara yasaklandı. Hakkari merkez ve ilçelerinde bulunan 31 alan 15 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 5-19 Mart 2019 tarihi arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır ifadesi yer aldı. Hatırlatalım ki 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye-Ermenistan hakkındaki Batı Ermenistan kararname ile Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan'ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Türkiye ile Ermenistan sınırları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon illeri dahil çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu Türkiye'nin işgali sebebiyle tanımamaktadır. Batı Ermenistan Devleti Türkiye tarafından esir alındığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkı 3 Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. Karin Erzurum 1920 yılında müttefik devletler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Artsah Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Tarihi ve Kültürel Anıtların İncelenmesi ve Restorasyonu Dairesi Başkanı Arman Grigoryan'ın bildirdiğine göre, Artsah Cumhuriyeti Hükümeti finansmanı ile Stepanakert Askeran yolunun sol kanadının restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Ona göre bu yol üstünde bulunan Askeran Kalesi'nin restorasyonuna 2018 yılında başlandı. Kale ve kulelerin restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir. Kalenin girişine çıkan merdivenlerin inşaatına da başlandı. Arman Grigoryan ayrıca kalenin restorasyonunun amacının anıtın korunması ve turistler için daha da güzel bir gezi haline getirilmesi olduğunu vurguladı. BBC radyosu Ermeni finansist, koleksiyoner ve hayırsever Calouste Gulbenkian'a adadığı bir program yayınladı. Spiker Rajan Datar, Gulbenkian'ın torununun oğlu Martin Yeseyan'ı, tarih bilimleri doktoru Gulbenkian'ın yeni otobiyografisinin yazarı Jonathan Conlin ile business tarihi profesörü Just Yonker'i stüdyoya davet etti. Spiker ve misafirler Gulbenkian ailesinin İstanbul'daki petrol ihracatının gelişmesi üzerindeki etkisini ele aldılar. Just Yonker'in sözlerine göre Gulbenkianlıların ailesi İstanbul ve Fransa, İngiltere ve Rusya arasında uluslararası düzeyde ticaret yapıyorlardı. Martin Yeseyan ise biznesin gelişmesinde ilk sırada kendi büyükannesi olan Nıvart'ın sevgi ve sabrının etkisi olduğunu belirtti. Martin, Calouste için bu evlilik ona İstanbul'un ticaret elitine ulaşma olanağı sağladığından çok verimliydi, dedi. Spiker'in sözlerine göre Gulbenkian'ın belgeleri kontrol etme alışkanlığı vardı. Spiker, düğününden 5 yıl sonra olası ilk milyonlarını kaybettiği o zamanlarda onun iş faaliyetleri hakkında çok az şey biliniyor olması ilginçtir diye ekledi. Konuklar ayrıca Gulbenkian'ın sanat eserlerini toplama tutkusundan da bahsetti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Levon Madoyan tarafından dudukla seslendirilen Lusniyak Kişerler adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.